Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından alımı gerçekleştirilen 20 adet mobil laboratuvar, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in katıldığı törenle hizmete başladı. Tarımsal faliyetlerin yoğun olduğu tarımsal sahalardaki yüzey ve yeraltı sularında nitrat kirliliğinin izlenmesi amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 20 adet mobil laboratuvar alımı gerçekleştirildi. Söz konusu mobil laboratuvarlar, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in katıldığı törenle hizmete sunuldu. Bakan Eker burada yaptığı konuşmada Türkiye'de gıda güvenliği konusunda yeni bir sistem başlatıldığını, bu kapsamda 102 yeni yönetmeliğin yayımlandığını söyledi. Türkiye'de insanların yedikleri ve içtiklerinden emin oldukları, bunun tarladan sofraya bütün safhalarında titizlikle izlendiği, denetlendiği ve kontrol edildiği bir sistem kurulduğunu anlatan Eker, nitrat kirliliği için mobil laboratuvarların hizmete girmesine ilişkin projenin de bu zincirin ilk halkası olduğunu ifade etti. Bu mobil laboratuvarlar 20 tane. Türkiye'de 81 vilayet var. Bu araçlar seyyar. Laboratuvarın içerisinde hem toprak tahlili hem su tahlili yapabilecek bütün alet edevat var. Bütün imkanlar var. Her mobil laboratuvar 3-4 tane vilayeti gezecek. Dolayısıyla 81 vilayetin tamamını bu 20 tane mobil laboratuvar gezecek. Topraklardan arazide numune alacak. Sulardan numune alacak. Aracın içerisinde incelenecek. Bilgisayar ortamında bakanlığa bunlar anında nakledilecek sonuçları. Ben kendi bilgisayarımda olmak üzere yönetici arkadaşlarım, müsteşarım, müsteşar yardımcılarım, bakan yardımcım, diğer genel müdürlerim, ilgili arkadaşlarım, onlar da takip edebilecek. Eğer bir yerde Türkiye'nin herhangi bir bölgesindeki tarımda kullanılan toprak veya suda nitratla ilgili bir ciddi parametre değişikliği varsa, tespit edilmişse anında ona müdahale edilecek. Ona dönük tedbirler geliştirilecek. İşte gıda güvenliğini sağlamanın topraktan ve sudan, tarladan başladığı safha ilk halkası budur. Avrupa Birliği'ne göre topraklarımızdaki nitratın daha az olduğunu belirten Eker, gelecek için şimdiden tedbir aldıklarını kaydetti. Bakan Eker, konuşmaların ardından bir mobil laboratuvara girerek bilgi aldı. Ardından bir araçta şoför koltuğuna oturdu.